hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Hasr-ı Saadet'e Ceziletül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara, hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammed'i ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'de. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcına. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru. Ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanına. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta, ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a hamdolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Yürüyor Nebi ve yürüyorlar. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına gidiyorlar. Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bizlere. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultan Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba o mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Übeyde. Kalk ya Hamza, kalk ya Ali, gördünüz mü yiğitleri, Hamza'yı gördünüz mü, nasıl da sonra sonra yürüyor, ya Ali, sanki gökten iniyor velilerin babası, Übeyde ayağından yara alıyor, efendisine geliyor hemen, ya Resulallah, ben şehit miyim diyor, evet, sen şehitsin. Ve efendiyle efendisi dua ediyor. Rabb-i Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım bu bir avuç insanı helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de.
Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Medine'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın sonunda. Ve işte bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alacak. Vakit gece, Hesilerin elleri bağlı, Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Birin ilk yayılıyor geceye, rahmet peygamber uyuyamıyor. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının elleğini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor hemen. Tüm esirlerin çözün ellerini. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep'ten gönderilmiş. Eşinin fidyesi olarak. Rahmet peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen yeter ki üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız.